Sermaye Piyasası Kurulu, SPK, Seymen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ ile Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi. SPK ayrıca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in milyonlarca lira borçlanma aracı ihracına da izin verdi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halka arzlara onay. Kurul, Seymen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ'nin pay başına 30 liradan ve Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 14,50 liradan ilk halka arzını onayladı. Acun Ilıcalı'nın TV8 borçlanma aracı ihracına onay. SPK'dan Acun Ilıcalı'nın TV8'ine 600 milyon lira tutarındaki borçlanma aracına onay. Kurul, Çan 2 Termik AŞ'nin 7 milyon lira tutarındaki bedelsiz pay ihracına onay veren kurul, Türkrent Operasyonel Kiralama AŞ'nin 250 milyon lira, Kü Yatırım Bankası AŞ'nin 500 milyon lira ve Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 250 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurularına onay verdi. Bir kritik onay da Acun Ilıcalı için çıktı. Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık AŞ'nin 600 milyon lira borçlanma aracı ihracına onay verdi. Kira sertifikası. Kurul ayrıca iki şirkete kira sertifikası ihracını kararlaştırıldı. Kurulun verdiği kararla, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 650 milyon lira ve Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını ihraç edebilecek. Kurul, RPE Portföy Yönetimi AŞ'larında Smart Energy Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Tera Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Tera Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fonu ve Tera Portföy Yönetimi AŞ Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı. Suç duyuruları ve idari para cezaları. Sermaye Piyasası Kurulu 21 internet sitesinin erişiminin engellenmesi için hukuki işlem başlattığını duyurdu. Nedeni ise kaldıraçlı işlem yapmak. Bu arada kurul, Sanifom Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ, SANFM, pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 5 kişiye, toplam 4.539.920 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.